yemek hazırlığı yapacağım. Bir tane tatlım var. Alengirli bir baklagil tarifim olacak. Yeşilliklerimi de yıkayacağım. Başlıyoruz. Her defasında olduğu gibi yeşillik yıkama kaplarım çıktı. Önce bir güzel suyla dolduruyorum. Geliyorum. Akdeniz marulum var. Bayağı topraklı. Yeşilliklerimi karbonatlı suda beklerken hemen tatlımı yapacağım. Çok kolay bir tatlı. Ben çok seviyorum. Çok da az malzemeli. Vegan çikolata kullanacağım. Sonra 3 tane kare çikolatayı önce eriteceğim. Şimdi bu tarifin en kötü tarafı yaparken sürekli yiyorsunuz. Yani karıştırdığınız kaşığı alıyorsunuz. Şekil alsınlar diye koyarken ağzınıza atıyorsunuz. Biraz akşam güneşine kaldım, kusura bakmayın, böyle sağdan sağdan geliyor. İnşallah net görebiliyorsunuzdur. Çikolatamı mikrodalgada böyle güzelce erittim. İçine ben sırf keyfi fıstık ezmesi koyuyorum. Ve içine son malzemem kara buğday patlağını koyuyorum. 5 parça kullanacağım. Pirinç patlağı da koyabilirsiniz. Önemli olan elinizle böyle küçük küçük parçalamanız. Bu biraz bayatlamış. Bir güzel karıştırıyoruz. Karıştırırken de bir yandan küçültüyoruz parçaları. Böyle dümdüz yağlı kağıda da yayabilirsiniz. Sonra parça parça kırabilirsiniz. Ben arada öyle yapıyorum. Ya da benim gibi böyle şekli belli olsun diye silikon kılıflara da koyabilirsiniz. Ya da koyamayabilirsiniz. Burası doldu. Gerisini şuraya. Tabağın üstüne hemen yağlı kağıt koydum. Tam dibini sıyırmalık bir tabak. Benim kara buğday patlaklarım biraz yumuşamış. Daha doğrusu bayatlamış. Siz daha çıtır yapmaya çalışın. Buzluğa koymuyorum çünkü gerek yok. Acelem yok daha doğrusu. Şimdi dönüyorum tekrar yeşilliklerime. Maydanoz o kadar güzel kokuyor ki şimdi ısıra ısıra yiyeceğim. Bir gün böyle bir restoranım ya da otelim olursa, tabii o zaman ben yeşillik yıkamam, şey deriz. Ya mutfakta ne yeşillik yıkıyorduk ya. Bugünü hatırlayın. Hayaller hayaller. Yeşilliklerimi tekrar temiz suya koydum, karbonatlı sudan çıkarıp. Aslında bana da video attınız, ben de gördüm. Salata kurutucusuyla yıkayanlar var. İçine bayağı suyla koyuyor. Böyle bastıkça, hani savurdukça etrafa kirli su dışarıda kalıyor ama sonra tekrar kurutma olarak kullanırken arınır mı bilemedim. Şu an zor geldi. Belki sonra denerim. Bir sonraki adımımız geçen gün aldığım ve tarihini bir gün geçirdiğim mantarlar. Hatta şöyle ilk defa farklı bir mantar aldım. Bir gün geçti ama bir şey olmaz. Ben şimdi bunların hepsini çöp 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 keseceğim. Yarısıyla bir tarif yapacağım. Bir tarifte kullanacağım. Yarısını da normal yemek üzere kenara koyacağım. Mantar sevenler ve sevmeyenler ikiye ayrılıyoruz biliyorum ama gerçekten mantar sevmeyenleri anlamıyorum. Mantarlarımı şöyle ince ince kesiyorum. Hatta biraz daha küçültüyorum. Yalnız bu mantar cinsini ilk defa aldım. Çok güzel kokuyor. Psikolojik mi anlamadım. Evet, mantarlarımızı şimdi güzel pişireceğiz. Bu tava yeterli. Bunda sadece bir kere yumurta yapmıştım. Zeytinyağımı koyuyorum. Ve mantarlarım gelsin. Mantarlar zaten pişince küçülüyor. O yüzden daha büyük bir şey koymadım.
mantarlarımız oldu. Şimdi yeşilliklere dönüyorum. Sonra mantarlı tarife geri döneceğim. Maydanozlarım yıkandı. Onları bir kurutayım şurada. Bence iyice yıkandı ama yine şuradan şöyle durdurarak koyacağım. Suyu bir değiştireyim. Şöyle yarıya bölüp kurutacağım. Daha güzel kurur. Müthiş tarifime başlıyorum. Şimdi şu el blenderımı aldım. Bütün malzemeleri bunun içine koyacağım ve karıştıracağım. Bir su bardağı haşlanmış mercimeğim var. Bu Sofya'dan aldığım haşlanmış mercimek. Az önce pişirdiğim mantarlardan yine bir bardak. 2 tane küçük sarımsak atacağım. Soğan da kavrulabilir ama zor geldi. Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohum koyuyorum. WeFood'un besin mayasını kullanacağım. Şöyle bir yemek kaşığı. Yine WeFood'un glutensiz yulafını koyuyorum. Bunu göz kararı koyacağım. İhtiyaç oldukça ekleyeceğim. Göz kararı tuz. Göz kararı zeytinyağı. Kadar yulaf eklemiştim. Bir 4 kaşık daha ekleyeceğim. Şimdi tavamı ısıtıp köftelerimi pişireceğim. Şöyle 2 kaşıkla şekil veriyorum. Karbonatlı suda beklettiğim brokolilerimi alıyorum. Ama bugün fırına vermeyeceğim. Küçük küçük doğruyorum. Şimdi hepsini tavada çeviriyorum. Tabii ki yine aynı tavayı kullanacağım. Sebze baharatımdan koyuyorum yine. Susam ekleyeceğim. Dayanamıyorum ve soya sosu koyuyorum. Şöyle tavada biraz alt üst ettim. Tamamen öldürmedim, yumuşatmadım. Çiğ aslında rendeleyecektim, çiğden bırakacaktım ama hadi dedim biraz ısıyla temas etsin. Ben brokoliyi severek yiyenlerdenim. Hatta canım çok çekti, o yüzden aldım. Şöyle de doğaçlama bir şey yaptım. Soya koyduğum yere kesinlikle susam koyuyorum. Çok yakışıyor. Son düzlükteyiz. Yeşilliklerimizi hazırlıyoruz. Daha doğrusu kesiyoruz. Maydanozlarımda onları da biraz keseceğim. Ama şöyle bir şey oldu. Aslında köftenin içine de maydanoz koyacaktım ben. Ama unutmuşum. Çünkü sonra siz görmeden ben köfteden tadarken maydanozla beraber yedim ve içinde kesinlikle olması gerekiyordu. Ah çok soğuk. Bir tane yaprağı bıraktım. Şimdi neden bıraktığımı göstereceğim. Her şey hazır sayılır. Sadece kahvaltılık hazırlayacağım. Ama neyi hazırlayacağım? Mangolu. Şu mangoları file marketten aldım. Donmuş. Daha önce almıştım. Beğenmemiştim çünkü çok erken toplanmıştı bence. Baktım geçen renkleri daha güzel görünüyor. Hemen bir şans daha verdim. Ama donuk olduğu için... Aa süper, kesiliyor. Tamam, hallettim. Kimse mangoya ulaşmamı engelleyemez. Yalnız çok mantıklı böyle. Tekrar ediyorum, fileden aldım. Yulafın içinde zaten çözünecek onlar. Neyim ben? Avustralyalı mı? Avustralyalıların vloglarında var ya hep böyle. Mangolu yulaflar falan. Ben 3'er kaşık yulaf, 1'er kaşık da chia koyuyorum içlerine. Chia çok güzel yerleştiriyor. Önerilir. File badem koyacağım. Mangolarım...
ve... Yine dök. Yulaf sütüm. Tamam. Şuraları bir silip geliyorum. Haftanın öğünleri hazırlandı. Arkamdaki dağınıklığı görmeden bana odaklanın. Sol baştan başlıyorum. Yeşilliklerimi çok güzel yıkadım. Bu sefer daha da güzel kuruladım. Böyle kestim, kesince daha pratik oluyor. Direkt avuçla alabiliyorsunuz. Yanına maydanoz ekledim bu hafta. Çünkü maydanozun kokusuna dayanamadım. İki tane kahvaltılık hazırladım. Az hazırlıyorum. Hep anlatıyorum. Bunları şimdi kavanoza koyacağım. Şu kavanozun içine ve buzdolabına saklayacağım çikolatalarımı. Bayağı duruyorlar bu arada. 2 hafta, 3 hafta, 4. Zaten hani hazır şeylerle yaptığım için ondan kaynaklı. Bu mercimekli ve mantarlı köfteler mükemmel oldu. Açıkçası ilk defa denedim. Tamamen göz kararı. Dedim bunu koyarım, bunu koyarım. Olur. Ben genelde tüm tarifleri böyle yapıyorum. Ama içine hiç toz baharat koymamama rağmen öyle güzel bir tat ve öyle güzel kıvam oldu ki o besin mayasıyla falan. Kesinlikle deneyin. İlk yaptığınızda böyle sanki içi ıslak gibi gelecek. Soğuduktan sonra daha da güzelleşiyor. Hatta dayanamadım, ısırdım. Yaparken de arkadan hep yedim kontrol için. Sadece içine maydanoz koymayı unutmuşum. Çok üzüldüm. Arkada hatta onlar pişerken maydanozla birleştirip yedim, öyle söyleyeyim. Brokolilerimi şöyle çiğ bıraktım dedim zaten. Çiğ bıraktım dediğim az pişmiş bıraktım. Biraz mantar arttı, orada duruyor. Böyle bir öğün hazırladım kendime. Mercimekli köfte, mercimekli mantarlı protein bombası köftelerimle böyle salatalı malatalı güzel bir şey olacak bana. Buradan rahat böyle 4 günlük yemek çıkar. Çünkü salata da aynı şekilde çok idare ediyor. İçine zaten hemen baklagil falan ekliyorum. Hatta bir yandan konuşurken şunları da koyayım. Dediğim gibi bunları böyle şekilli yapmanıza gerek yok. Böyle yuvarlak oluyorlar. Zaten dağınık hani elle parçaladığımız için çok da şekilli olmuyor. Sadece tek bir yerden böyle bir form vermiş oluyorsunuz. El yapımı çikolata gibi duruyor. Peki bir yandan da şunları sonraya bırakayım. Bunu neden ayırdım? Çünkü bunun içine kendime bir low carb akşam yemeği hazırladım. Şöyle mercimek ve mantarlı köftelerimden. Yalnız gerçekten çok doyurucu, çok besleyici oldu ya. İçindekiler dediğim gibi besin mayası var, mantar var. Mantarları da son olarak söylüyorum ve gidiyorum. Bu mantarı ben ilk defa aldım başta gösterdiğimi ve normal mantardan çok daha lezzetliymiş. Fiyat farkı var mıydı hatırlamıyorum ama çok hoşuma gitti. O yüzden artık galiba bu mantardan alacağım. Bundan da biraz ekliyorum. Ve kendime şu an harika bir Kayseri'den bir şeyler alanlar gelip low carb menü var orada. Ekmek yerine böyle marul isteyebiliyorsunuz. Marul, içinde de kendi köftem. Harika vejetaryen, hatta vegan bir yemek oldu. Çok güzel oldu. Helal olsun bana. Böyle normal mercimek yemeğini yerken hep hani aynı şekilde yeniyor ya. Ben o yüzden formunu değiştirmeyi çok seviyorum. Çocuklara falan da bence çok güzel yedirilir bu köfte yerine. Genelde köfteyi seviyorlar ya hani mercimek yedirmek için dedim. Kendimi tebrik ediyorum ve size bayağı güzel olmuş. Ben yemeden duramayacağım. Videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone değilseniz, içeriklerimi beğeniyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok güzel. Biraz da mantar koyayım. Biraz da brokoli. Mükemmel.